Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. Çocuk vicdandır. Toplumun, dünyanın vicdanı çocuktur. Hayatta olan, yaşayan çocuklarımız var. Ayşe anne de en çok onlar için anlatıyor. Ve en çok Eren'i de anlatmak, anmak için birlikte anlatıyoruz. Benim evladım yemediği gün var ki okula giderdi. Arkadaşlarımın yemeyenlerin yemeğini yiyelim. Onu ben bir anne olarak benim gururum ne kadar incindir. Ne istiyordu bu hayattan o? Ne hayali ya da hedefi vardı? Ben askerde şehit olmak isterim. Oğlum seni bana kim getirecek? Ben yeter ki şehit edileyim. Annem beni sana getirirler. Sizin terör örgütü tarafından eviniz soyuluyor. Bizim evimizin kapısı bacası kırılmış. Buraya dediler PKK'lar soydu. Bir arabada bir askerle bir astsubay. Eren atladı arabaya onlarla beraber gitti. Çalıların içinde pusuya yatmışlar. Onlar silahlarını ateş edene kadar bizim askerimizi, benim evladımı şehit ettiler onları orada. Benim evladımın ne suçu, ne günahı vardı? Neydi suçu? 4,5 yıl oldu. Ne 4,5 yıl? 4500 yıl oldu. Benim ayaklarım, evladım şehit edilene kadar ayakkabı giymemiş. Eren'den sonra ben bunlardan utanıyorum. Bunları bana Eren giydirmiş. Eren'in kendi ayağında kara lastikleri vardı. Eren delikanlı, ayakkabı giymemiş. Annesi Eren'in üzerinden ayakkabı giymiş. Ben bu saatten sonra çok yaşayamam. Ben bu acıya dayanamayırım. Hoş geldiniz hepiniz. Katarsis Ekstra programındayız. Bugün bu programda gerçekten görerek, duyarak, belki vicdanen hissederek izlememiz, görmemiz, duymamız gereken bir anne var karşımda. Bize çocuklar çok şey öğretirler. Hayat içerisinde çok şey öğretirler. Ve Eren Bülbül 15 yaşında teröristler tarafından canı alınmadan önce attığı bir tweetle bu ülkenin bütün kuşaklarına çok şey öğretti. Dedi ki, biri de çıkıp demiyor ki, iyi ki varsın Eren. Aslında o bu hayattan gitti, onu geri getiremiyoruz. Ama onun bence bütün topluma, bütün dünyaya, bütün anne babalara mesajıydı bu. Çünkü çocuklar görülmek, değer görmek, sevilmek, yoksul bırakılmamak isterler bu hayatın içerisinde. Orada görülmeyen bir çocuk, belki o kadar yoksullukla uğraşan ve aslında ülke tarafından, insanlar tarafından sevilmeyi, görülmeyi bekleyen bir çocuk yazdı bu yazıyı. Hepimiz için yazdı. Hayatta kalan, belki maddi, belki manevi yoksunlukları olan bütün çocukları daha fazla görebilmemiz için de aslında bütün hayatımıza bir mesaj bıraktı bize. 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından hayata alındı Eren. 15 yaşında bir çocuk. Biz onun için her yerde iyi ki varsın Eren diyoruz. Annesi Ayşe Bülbül de diyor ki keşke hayattayken duysaydı bütün bunları. Bugün onunla konuşacağız. Bir yaşatma biçimidir hatırlamak. Birlikte hatırlayalım, birlikte konuşalım ve Eren Bülbül'ü yaşatalım istiyoruz burada. Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz anlatmak istediniz ama en başta şunu sorayım size. Neden buradasınız siz? 15 yaşında vatanı için şehit edilen evladımı anlatmak için buradayım. Onun hayatını anlatmak için buradayım. Belki acısı olan bir annenin karşısında bütün kelimeler, cümleler yarım. O yüzden en çok sözü size bırakacağım. O hayatımızda artık başka bir yerde, her yere biz iyi ki varsın Eren diyoruz koca cümlelerle, sözlerle. Sizin için Eren'i anlatır mısınız başlarken bize? Erenler 13 kardeştir. Evlatlarımın 8 tanesi kız çocuğu, 5 tanesi erkek çocuk. Eren erkek çocuklarımın en gücüydü ama hepsinden çok içeriden hazmi çalışmak için hazım vardı çocukta. Çocuk yerinde duramayan kıpır kıpır bir çocuk. Yokluğu bilen yani çok evlatlar var. Yok dedin mi yok kelimesine şaşar. Benim evlatlarımın hiçbir tanesi ama hele de Eren'im. Yani bu çocuklar 14 yaşındaki bir çocuk. Yok nasıl diyeceksin, nasıl yine edeceksin ona ki? Yani bizim bir parça ekmeğimiz yok. Çocuk ne bilir ki bizim ekmeğimiz yok, biz yemeyeceğiz. Bu çocuklar bunu anlayan, bilen çocuklar.
Yani biz masamıza, soframıza oturduğumuz zaman bir parça ekmek olmasa bu çocuklar bizim ekmeğimiz niye yok demiyor. Yani baba köyümüzde 22 yıl muhtarlık yaptı. Rahmetli olduğu zaman muhtar idi bu baba. Bir muhtar maaşıyla baba bu 13 tane çocuğun bakmak zorundaydı. Kendi köyümüzde aracımız yok. Çarşınınla bizim köyün arası yani bize gelmek için 13 kilometre bir mesafe var. Bu ne haftanın 5 gününü baba çarşıya gitmek zorundaydı. Toplantılara girmek zorundaydı. Bu çocuklara bir parça ekmek yedirmek zorundaydı. Babanın o zamanki maaş düşük idi. O düşük maaşla baba 13 tane çocuğa bakmak zorundaydı. Baba aldığı o maaşla hem köylü dururdu diye 13 tane çocuğa derman olurdu. Eren'in internette bir resmi var sırtında. 4-5 yaşındaydı o sırtında hani yükü var. Bak 5 yaşında bu çocuklar hayatın yükünü sırtlamış. Birbirine gücümüzü vererek ben bu işi yapmam sen yap diye bir şey yok. Yani yapmak zorundaydı. Yapmasak ne yapacaktık? Bir parça ekmeği kimden isteyecektik? Kim verecekti bize? Çocuklar küçük ama her şeyin farkında. Yoklukta büyüyen çocuk zaten çok zekalı, çok açık köz çocuklar oluyorlar. Hayat şartlarının bu zorlukta oluşu çocukları hayata tutunmak ve vicdani gelişim açısından da bir açıklık getiriyorlar. Aynen. Diğer taraftan da hayatı öğreniyorlar. Keşke bunu yoksullukla sınanarak öğrenmese bu çocuklar. Baba oğul ilişkileri nasıldı Eren'le babasının? Çok güzeldi. Yani baba oğul, o 5 tane erkek çocuk. Babasız bir yudum çay içmez. Çocuklar babalarsız. Baba da çocukları çocuklarsız. Baba bir ekmek getirse bana işmar ederdi ki sen yeme keri de dur hani çocuklar yesin. Ben de isteyelim ben de biraz bir şey ben de yiyeyim işmar ederdi bana. Çocuklar yesin de kalırsa biz yeruk. Kalırdıysa biz de yerdik kalmazdıysa o arada biz de hayatı sürdürmek derdindeydik. Tabii ki hiçbir ana hiçbir baba dünyaya getirdiği evlat o imkansızlıklarda o zorluklarda olsun istemezdik ama istemek zorundaydık ne yapmalıydık. Bizim yaşadığımız yerde yani köyümüzde bizim hayatımıza katkı olacak hiçbir şey yok. Biz ya yoğumayı yapıp bir parça ekmeği bulacak veya hayvan saklayacak. Hayvanlarımız vardı ama hayvanları da bakacak kendi bağımızdan onlara bir avuç ot verecek yerimiz yok. Nasıl hayvan bakacak? Ayşe anne bir şey rica edeceğim. O kadar çok görmüyoruz ki sizi oralarda birçok bölgedeki aileleri. O yüzden bize biraz göster istiyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz tam? Orası neresi? Trabzon'un Maçka'da. Ama biz Maçka'da değiliz. Maçka'nın bir köyünde işte. 13 kilometre yükseğinde. En yukarıda da biz. Yani köyün en sonunda da biz. Yolun da sonu bizim olduğumuz yerde. Köyün de sonu. Yani bizim bir parça ekmeğimiz olursa bu çocuklar yiyecek. Yoksa derdimize gidip yiyecek hiç kimsemiz yok. Tam da bu noktada diyorsun ki Eren aslında hayattayken de yaşayamadı. Benim oğlum çocukluğunu yaşayamadı. Yani ben 13 tane evladım bir tanesini şehit vermek, vatana şehit vermek çok gurur verici bir şey. Şehit annesi olmak, bu kardeşler şehit kardeşi olmak çok güzel bir duygu, çok güzel bir gurur. Ama bu çocuk bir şeyleri yaşasa, bir yerlere erişse, babalar biz o hayatı sürdürüp giderken baba kalp rahatsızlığı, sigortamız yok baba doktora gidemeyiz. Bir kalp rahatsızlığı baba doktora nasıl gidemez, nasıl gitmez? Baba rahmetli oldu. O 5 tane erkek çocuğun 3 tanesi benim yanımdaydı. 4 tane kız, 3 tane erkek çocuklar. O 2 göz gece kondu da elim kolum bağlı kaldı. Onlar da benim yanımda ama Eren benimle daha çok ilgileniyor. Bana daha çok şefkat gösteriyor. Yani ben babanın kaybından sonra Eren yerinde duramayan kıpır kıpır bir çocuk. Yani onu biri işine çağırmasını bu çocuk beklemezdi. Hani kına çerdi bakardı işte biz köyün en başında ya kim bağında bahçesinde araba mı yükleyip çayır mı kesiyor ne yapacak biri Eren yandan gider ona eşlik ederdi hani bu bana hiçbir şey vermese yedirip duyuracak beni veya bir parça ekmek evde pişirdiği ekmekten kesiverecek veya ayağıma bir çift giyinilmiş çorap giydirecek hani bazıları yatırır doyurur diyor onu gelir derdi o zaman bir şey vermezdiler Eren'e gelir derdi bana öyle üsküt üsküt annem derdi. İşte ben çalıştım. Bana verdi bir tabak çorbada yedim. Siz ne yiyeceksiniz? Ne olacaksınız? Bunu gönlünde tutan bir çocuk. 15 yaşındaki bir çocuk.
bunun içerisinde bu acı olduğunu o çocuk anlayarak benim önümde gelip annem ben yedim siz ne yiyeceksiniz? Ben o evlada ne cevap vermem gerekirdi? Dedim ona ki oğlum biz de bir şey yeruk. Sen doydun mu? Çok istaklı bir çocuk idi. Ha istaklı olmasının nedeni de bu çocuklar hiçbir zaman yiyip karınlarını doyurmadılar ki. Doyuramadılar ki. Yani baba olduğu sırada da yine bizim durumumuz zor idi. Bir baba aynı anlattığım gibi bir muhtar maaşı. Nereye gideceğiydi, ne yapacaktı bu baba? Bir ekmek yedirdiği zaman çocuklar sevinirdi. Açan ki baba bir ekmek alıp da gelmezdi. Çocukların boynu kucağına düşerdi. Ne yiyecek biz bu gece? O kadar önemli şeyler söylüyorsunuz ki aslında bu toplumun çok büyük bir bölümünün bu hayatla ilgili bazen zafer zannettiği, bazen gerçekten de bu hayatta doyum zannettiği, hayatın bir aracı, aracısı olan para bazı insanların hayatında olmadığında orada çocuklar çocukluklarını yaşayamıyor ve hayat yaşanmıyor aslında. Tam olarak bize şu anda Ayşe annenin söyledikleri bunlar. Dayanışmanın olmadığı bir toplumda vicdan da çöker, ahlak da çöker, birliktelik de çöker. Günün sonunda düzeyler arasında, maddi olarak söylüyorum bunu, uçurumların açıldığı bir düzende toplum da çöker bir taraftan. Bize aslında kendi cümlelerinizde, sizin ailenizde Eren'in çocukluğuyla Maçka'dan gelip bunları anlatıyorsunuz. Şimdi ben sizin sınırlarınıza saygı duyarak anlatmak istediğinizi bildiğim için... Anlatmak istediğiniz kadar doğum hikayesinden itibaren Eren'i anlatın isteyeceğim. Sizin için o bebeklikten itibaren evlatlarınızdan biri o. En küçük erkek çocuğunuz. Nasıldı sizin anne oğlu ilişkiniz en baştan itibaren? Yani nasıl diyeyim bu çocukları giydiremedik, yediremedik. 13 tane çocuğa bir ana baba olarak bir bayramda bir anne bir baba bir çift çorap alamaz mı? Alamadık işte. Tabii ki... Baba şimdi rahmetli olmuş. Ben bir anne keride tek başıma kalmış bir anne. Ben bunların ezikliğini, ben bunların burukluğunu yaşarım. Eren 11. evladım idi. Biz bu evlatlara sevgi gösterdik ama poş sevgi gösterdik. Çocukları giydiremedik. Çocukları istedikleri gibi yedirip karınlarını doyuramadık. Bir kuru sevgi. Tabii ki biz bu çocuklara bir kuru sevgi... Onu da işten güçten biz o evlatlarımıza veremedik. Ben Eren'ime hayatında veremediğim sevgiyi ben şimdi gidip baş ucunda oturup başa yani okşayarak ben ona sevgi vermeye çalışıyorum. Ama maalesef Eren sağken ben onun saçını okşamam. Ben ona o zaman o sevgiyi vermem. Benim de kabahatim yok. Çocukların biri karnımda, biri kucağımda, biri önümde, biri peşikte. Ben de hangi birini yapacaktım? Ben de tabii ki onlardan bir anne olarak üzülüyorum. Bir üzüntü duyarım. Nasıl bir çocuktu peki o? Eren doğduğu zamandan yani bu çocuğun yüzünde merhameti gözünde görürdüm. Tabii ki ben dediğim gibi bu çocukları büyüttüm ama zor büyüttüm. Ben çocuklarımın çocukluğunu hatırlayamıyorum. İki çocuk, üç çocuk bir araya geliyor. Hangisiyle ilgileneyim? Hangisiyle daha çok küçük büyük bunları ayırt etmiyor? Yani ben bu çocuklara ne yapacağımı kendim bile bilemiyorum. Kıpır kıpır bir çocuk idi. İşte o Eren hayata atıldığı zaman o sırtında hani yükü var. Çocuklar kendi kendine gidiyor, çaba harcayarak, ormanlardan çalı çırpı toplayarak. Hani keder alalım annemize de annem bir çorba kaynatsın bize. 5 yaşındaydı o sırtında o yük olduğu zaman. O filmde hani bir ilk etapta sırtında yük olan resmi 5 yaşındaydı o çocuk. Ben 13 tane çocuk doğuran bir anne, hiçbir tane de hazır bez, ıslak mendil kullanmayan bir anneyim. Niye, ben istemez miydim? Ben istemez miydim? Benim çocuklarım da diğerlerinin çocukları gibi her şeyi erişsin, her şeyi kavuşsun. Ama imkanımız olmadığı için hiçbir yere çocuklar erişemedi, hiçbir yere arkadaşlarına bile uyamadı. Yani hiç demezdin ki Eren... Bu yokluğun içindeki çocuk idi. Yani çalışıp bir yerden 5 lira 10 lira bir para aldığı zaman Eren onu arkadaşlarına uyup şurada burada harcayayım demezdi. Bir parça ekmek eline alıp gelirdi. Güle güle mutlulukla gelirdi bizim yanımıza. Hani benim yüzüm gülsün ki benim kardeşlerim benim annemin de yüzü gülsün. Eren öyle bir çocuk idi.
Bazen anlatıyorsun. Yayın öncesinde sohbet ederken de anlattın. Ne istiyordu bu hayattan o? Ne hayali ya da hedefi vardı? Bir erkek çocuk, bir yani hayatını yaşayamayan bir çocuk, bir evlat ne istemezdi? Eren ilk etapta yiyip karnını doyurup sonra da kıyafet alıp üzerine giymek isterdi. Eren'in çok hayalleri vardı. Hani Eren'in iki tane abisi İstanbul'da askerlik yaptılar. Hani kardeşleri oturunca ne yapacak? Komşu yok ki biriyle ilgilensin, askerliklerini birbirine anlattı. İşte biri diyor ötekine ki benim askerlik günüm çok zor geçti. O yandan onlara kulak misafiri oluyor. Ulan diye İstanbul'un kübüğünde, Doğu'da değildiniz ya, İstanbul'un kübüğünde askerlik yaptınız. Birbirine de anladıysınız bir şey yapmış gibi. Ben Doğu'ya gideceğim, o 14 yaşındaki çocuk, ben Doğu'ya gideceğim, ben askerliğimi Doğu'da yapacağım. Diyelim ona o zaman ben giderim, ben de bunu duyarım. Eren'im derim, hani gidersin askere, şey dedilsin oralarda. Annem benim hayalim odur. Ben askere gidip, ben askerde şehit olmak isterim. Bilmiyorum ben de, derim ona ki, oğlum seni bana kim getirecek, senin baban yok. Annem beni sana getirirler. Ben yeter ki şehit edileyim, beni sana getirirler. Ve evladımın bu dili kabul edildi. Yaşadığımız gece kondumun önünde ben Eren'i 15 yaşında şehit verdim. Ben bunu sayıyorum. Benim evladımın dili oydu. Yüce Mevlam onun dilini yerine getirdi. Hayattayken görmediğimiz, göremediğimiz için iç çekiyorum bazen Ayşe annem. Senin yaşadığın şey üzerine cümleler kurmak istemiyorum. Hadsizlik olur bu. Burada karşında herhangi bir duygusal ya da başka bir ihtiyacında bugün de sonra da olmak istediğimi söyleyebilirim sana. Bütün ekip adına. Eren'i geri getirmek değil ama... Demin de söyledim ya. Ben şimdi benim evladımdan sonra kiride yanımda kalan kardeşlerine, bize, bizim acımızı duyup da kabımızı kıdırtayı da bir ekmek uzatanlar oluyor. Tabii ki benim yetim evlatlarım var. Baba yolu bekliyor. Baba kabı yacıp da içeri kirmeyi bekliyor. Üç tanesi de kız çocuğuydu. Kız çocuğunun hani erkek çocuk kız çocuğu ayırt olmaz ama kız çocuğunun daha çok babaya ihtiyacı olur gibi geliyor bana. Erkek çocuklar daha açık köz oluyor. Benim Eren'im 15 yaşındaydı ama hiç 15 yaşında demezdin ona. Onun çalışması, onun işe gitmesi, onun içerisindeki o İş hazmi olması dersin ki bu çocuk 30 yaşındadır. Bu çocuk yiyip karnını doyurmamış, yatağa girip yatmamış. Ondan bu çocuk gelişmemiş. Ama benim Eren'imin iç hazmi 30 yaşında gibi kendini gösterirdi. Ben o çocuklardan gurur duyarım. Eren'imden gurur duyarım. Tabii ki kardeşlerinden. Biz bir parça ekmeği bize bir öteki getiriyor biz. O bir parça ekmeği şimdi alıp yiyoruz. Getirdiği zaman gönlünden geçen, herkesten Allah'ım razı olsun ama. Biz o ekmeği yiyirik ama o ekmeği hak edip de bize bırakıp da giden Eren yemediği için ben o ekmekten tat alamıyorum. Çünkü ben bir anneyim, benim evladım şehit edildiği zaman hangi durumdaydı? Hangi bir çocuk ölmüş babasının kazağını sırtına giyinir? Eren dedi bana ki, annem dedi, babamın kıyafetlerinden. Hani köylerde veririk, saklasan ne edeceksin? Babamın pandollarınla ceketlerini ver, diğerlerini biz giyiniruk. İşte bizim durumumuz bak ne durumdaydı, o çocukların durumu ne durumdaydı. Bence gözlerimizi kaçırmadan bir anne bunu bu kadar yasına rağmen kuvvetle ifade edebiliyorken, bizim de gözlerimizi kaçırmadan Eren'in o fotoğraflarına bakmamız lazım. Üstüne büyük olan o kazakla, belki hayatın yükünü sırtladığı o küçüklük fotoğrafıyla beraber. Bu çocuk kendi yaşından büyük bir vicdana sahip. Kendi yaşından büyük bir akla, duyguya sahip bir çocuk Eren. Ve bize bir şey de anlatıyor böylece. Çünkü bugün adı başka başka olan erkek kız çocukları ülkenin, dünyanın bir yerlerinde birileri ona iyi ki varsın desin diye. Birileri gerçekten evde bulamadığı ekmeği artık ona düzenli olarak sağlasın diye. Bazen kendi karnının doymasından daha çok ailesinin, kardeşlerinin karnı doysun diye. Gerçekten çocukluğunu yaşayabileceği koşullarda olsun diye. Büyük beklentiler de değil.
Hayat mücadelesinin ortasında yeniliyorlar, yalnız hissediyorlar, kimsenin değer vermediğini görüyorlar. Bu dünya ile ilgili bazen vazgeçiyorlar, bazen öfkeleniyorlar. Gerçekten yoklukta, gerçek yoksullukta olan insanları bulmak, onlara ulaşmak bu kadar zor değil. Biz bu programlar aracılığıyla ulaşabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Hepimiz de kendi hayatımızda yapabiliriz. Çünkü başka evlerin ışıkları karanlıkken biz büyük aydınlıklarda olalım, ne fark eder? Bu dünya elbet o karanlıklar yüzünden karardığında biz de o karanlıkta kalacağız. Ayşe anne, yine anlatmak istediğin kadar anlat. Anlatabilelim, yaşatabilelim istiyorum. Özellikle Eren şehit olmadan önce aslında sizin terör örgütü tarafından, PKK tarafından eviniz soyuluyor zaten öncesinde. Eren de hatta o sırada çalışıyor ve eve geldiğinde bunu o fark ediyor. Sen anlatır mısın? Ne oluyor orada? Biz 7. aylarda yaylaya, dedim ya ki bizim hayvanlarımız var. Biz 7. aylarda o hayvanları alıp yaylaya giderik. Yaylada 20 gün kaldım mı kalmadım mı? Biraz otlar kesti çocuklar. Ve arabaya koyduk, geri geldik. Köyde, şimdi durduğumuz evde araba yolu kabinin önüne geliyor. Önceki yaşadığımız o gece kondu da araba yolu biraz 30-40 metre bizden uyanaydı. Onlar o otları arabadan altına dökerken ben evimize geçtim. Geçtim evimize ki bizim evimizin kapısı bacası kırılmış, açılmış, dökülmüş. Hiçbir yere tutmadan geriye döndüm. Dedim ki hani bizim evimize biri girdi dedim. Nasıl biri girdi? Bizim ormana yakınık ya, bizim köylerde ay giriyor evlerimize. Dediler ki, arabacı dedi ki hani ay girdi belki. Dedim hayır, ay girse alıp evde ne buluyorsa kapının önünde yiyor, evin içinde yemiyor, dışarıda yiyor. Dışarıda dedim hiçbir şey yok. Geldi baktı dedi, ben buraya bir anlam veremedim dedi. Buraya böyle ne yaptı? Biz yaylaya köç etmeden köyümüzde söylentisi oluyordu. Yani biri diyor ki ben akşam namazından sonra benden biri geldi ekmek istedi, sigara istedi. Ama ben de ormanın içindeyim ya. Diyorum ki bu matem bundan istedi, bizden niye istemedi? Yani inanmak istemiyorum. Oğlumu aradım, ikinci oğlumu, Arif'tir ismi, oğlum dedim, bizim evimize dedim biri girdi. Dedi ki annem dedi, belki ay girdi. Dedim hayır oğlum, ay değil dedim oğlum, evde bulduğu bir şeyleri aldı dedim. Hani bizim yemeği ekmeğimiz yoktu ama. Bizim bundan bir hafta 10 gün önce 20 günde yollarımız kapalı, göğün yükseğinde kar yağar, yollar kapanır. Yollar kapandığı zaman bize bir parça ekmek kim getirecek, bir paket tuz kim getirecek? Bir şeycikler var diye öyle küçük küçük bir şeyler yerlerinde yok dedim oğlum. Sen dedi bana bir yerini elleme, tutma dedi. Ben arayayım jandarmayı da jandarma gelsin baksın. Geldi. Buraya dediler PKK'lar soydu. PKK soyduktan sonra biz de korktuk yani. Biz burada daha nasıl duracağız? Ne yapıp da bu gece kondu da kalacağız? Kapı bacak kırık. Ben yaylaya gitmek zorunda kaldım. O çocukları alıp yaylaya gitmek zorunda kaldım. Eren'in amcası beni aradı. Eren'i dedi yaylaya alı gitme dedi. Köyün alçağında millet fındık toplaya. Bir gün bana toplayacak dedi. Ondan sonra da dedi bu köyün alçağında biri alır onu dedi. Eren yoğumayı yapsın. Eren benim yanımda, elleri koynunda benim kenarımda oturuyor. Dedim ona ki Eren benim yanımda değil dedim ona. Sen beni daha sonra ararsın. Ara dedim ona. Ben Eren gelsin bir konuşayım. Halbuki Eren benim yanımda. Aradan biraz geçti. Eren'e dedim ki, Eren dedim ona, amcan seni fındık yoğurmasını istiyor. Hani başkaları da var herhalde. Annem dedi, siz o zaman gidin yaylaya dedi de hani okul zamanı kalıyor. Ben dedi bakayım bir şey bıraktırabilir miyim dedi. Okul kazağım küçük oluyor, bana bir okul kazağı alacağım. Size de dedi bir şeyler alıp bırakır da öyle okula başlarım. Anneler doymaz, benim de iyime geldi, ben de Eren'i amcasına bıraktım. Ama Eren ben bizim evimize gidip kalacağım diye. Oğlum gelme bizim evimize. Biz burada durduk, burada yaşadık, bir şey görmedik ama oğlum. Hani gelip günüz bakarsan ki burada ne oldu, ne var diye bakarsın dedim oğlum. Yalnız dedim oğlum. Gelip da bu gece kondu da bu kırık kapıda, bacada burada sakın kalma. Bana tamam dedi oğlum. Ben Eren'i amcasına bıraktım. Ben döndüm yaylaya gittim. Bıraktığım gün... bu olay olduğu gün salı günü, amcaya bıraktığım gün çarşamba günü. Eren o gece babaannesiyle kalıyor.
Sabah oluyor fındık toplamaya devam edeyim. Akşam oluyor yoğumaya saati bitti ulan Eren tekrar bizim oraya bakmaya gidiyor. Hani gidip bakayım ki biri var mı yok mu? Eren oraya perşembe günü akşam üzeri gitti ulan gidiyor ki itleri hiçbir şey yok gibi bizim gece kondu da. Benim evladım onları görüyor, onlar çocuğun üzerine yürüyor ama Eren onlara muhatap olmadı ki bula çocuğa ne diyecektiler. Eren oradan geri gidiyor. Biraz ıraklanıyor onların olduğu yerden jandarma yara. Jandarma yara deyilir ona ki bu saat geç öldü, akşam namazları kesmiş. Eren sen git babaannenle tekrar kal, biz yarın gelirken seni tekrar arayıp alacağım. Eren yine cuma saatine kadar amcalan fındık topla. Cuma saati oluyor. Camiye iniyorlar, abdest alıyorlar. Caminin kapısında namaz saatini beklerken bir arabada bir askerle bir astubay. Arabaları da sivil, üzerleri de sivil. Eren haydi. Buraya cuma günü giderken benim evladımı kedirmenin ne amacı var, niye kedirdiler? Eren oraya bir daha cuma günü gittiğin yeri biliyorsun nereye gideceksin. Gideceğin ev, soyulan ev bunları biliyorsunuz. Benim evladımı oraya alıp da gitmenin ha Eren de istedi. Eren de gönüllü yani camiden çıktıkları lan Eren haydi. Eren atladı arabaya onlarla beraber gitti, gitti. İşte dedim ya gibi 20-30 metre yürüyeceksin bizim eski durduğumuz gece konduya. Eren yolda indi onlardan önce. İndi arabadan altına geçti önlerine. Geçti bizim yaşadığımız gece kondunun önüne. Hani bu çocuk ben bunları burada gördüm. Burada nerede? 15-17 metre mesafede pusuya yatmıştır. Orada da yine benim evladım görüyorlar. Kumandanım diyor. Aa ateş edin. Adile diyor ateş edin. Çalıların içinde pusuya yatmışlar. Onlar silahlarını ateş edene kadar, onlar bizim askerimizi, benim evladımı taradılar. Şehit ettiler onları orada. Ben Eren'in şehitliğinden gurur duyarım, Eren'imden gurur duyarım. Tüm Türkiye'den gurur duyarım. Yalnız benim 15 yaşındaki evladım, yemek yiyecek bir parça ekmek yok. Gecekondu'ya geliyor, yatacak, yatmaya yatak yok. Sırtında elbisesini değişecek elbise yok. Benim evladım o internetinde bir gece saat 2'de yazmış. Kimse çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren. Biz de şehit edildikten sonra o yazıyı o internette gördük. Gecenin saatinde bu çocuk bunu niye yazmış? Ya kalkmış bir parça ekmek aramış bulamamış. Veya o gün günüzden birine acıktım yedir beni dedi yedirmedi itti. Bu çocuk bunu yazmasının bir amacı var idi. Veya bu çocuk 15 yaşına kadar baba rahmetli olduktan sonra eline tutup da kimse kaldırmadı ona karşılık dedi. Bu çocuk bunu yani şeyin üzerine bu çocuk bunu dedi. Bunu durup dururken bu çocuk demedi. Bazen duruyoruz, bazen durmak gerekiyor. Anlattıklarının karşısında da Ayşe anne. Tabii ki bu çocuk bunu durup dururken demedi. Bir çocuğun dünyasında kendini bu kadar yalnız hissetmekle ilgili duruyoruz. Kendi payıma olan kısım için utanıyorum, duruyorum. Hepimiz için de aynı zamanda. Hepimizin adına da aynı zamanda. 4,5 yıl oldu. Evladımdan sonra evladımız sağ olsun bizlere ev yaptı. Biz şimdi o evde o eski yaşadığımız gecekonduda değiliz. Hani eski gecekonduda yaşasam benim için daha gururlu, daha mutlu oluyorum. Şunun için benim o gecekonduda anılarım var. Çocuklarımı ben orada nasıl büyüttüm? Nerede yatırdım? Hangi toprakların üstünde yatırdım? Benim orada anılarım var ama. Benim evladımdan sonra bana gelip gidenler oluyor. Onun için devletimizin bize yapmış olduğu evdeyim. Allah'ım razı olsun devletimizden, milletimizden. Şimdi daha huzurluyuk ama 15 yaşındaki bir çocuk hayallerine kavuşmadı. İstediği gibi yaşayamadı. Onun da kendine göre hayalleri vardı. Onun da kendine göre kendi kafasında kurguladığı planları vardı benim evladımın. Bak benim evladım daha 15 yaşındaki çocuk askere gitmek hayalleri kurardı. O kurduğu hayaller hep yarıda kaldı. Ben bir anne olarak ben o çocukların arasında otururdum. Ben o çocukların
yüzlerinin sumalarından bu çocukların ne isteyip ne istemediğini ben anlardım. Ama gücüm yok, ne yapmalıydım? Ne yapabilirdim? Ama yine de anneliğimden mutluyum, gururluyum ki ben o 13 tane çocuğu doğurduğum zaman ben o evlatlarımı bırakıp da başka taraflara vurmadım. Ben o evlatlarım aç, ben de aç. Onlar tok, ben de tok. Onların ellerine ben sıkı sıkı sarılarak bu hayatı bugüne kadar kedirdim. Allah'ın ömür verdiği yere kadar gideceğim. Belki her zaman maddi imkanlar aslında yaşam hakkı için gereken o maddi imkan olmamış ama sen çocuklarını vicdanla büyütüyorsun. Eren de hayatı yaşadığı süre boyunca onu görmüş anneden. Vicdanlı çocuklar hayatla ilgili ayakları yere sağlam basan güçlü çocuklar oluyorlar ya. Sen öyle büyütüyorsun anlattıklarında da. Ayşe anne, ben artık oğlumla sohbet ediyorum diyorsun. Ben onun mezarının başında onunla aynen sohbet öyle ediyorum diyorsun. Sen senin için anlatabileceğin kadarını söyle. Ne anlatıyorsun ona, ne konuşuyorsun onunla? Bana yeni yapılan evde mutfakta otururken ben evladımın kabrini görüyorum. Hani bazen yemek yerken benim babalarından sonra tavuklarım vardı. Yumurtaları çocuklara vermezdim. Toplar satırdı, ekmek alırdım. Ben şimdi bir yumurta alıp da yerken benim gözüm Eren'in kabrine aldığı zaman o yumurtayı yere koyarım ki derim evladımla sohbet etme. Eren derim ona. Bana kırılıyor musun, darılıyor musun? Benim evladım bir bardak çay, iki tane zeytin tanesi yemediği gün vardı, okula giderdi. Ben bir anne olarak peşinden düşünürdüm. Hani bu çocuk gitti ama sadece Eren değil, üç tane bu kızlar, bir de dört tane çocuk okula yemeden. Bu çocuklar öğlede öğle yemeği bunları okulda verirler ama o saate kadar Eren'im çok istahlıydı. Yani o saate kadar çocuk nasıl beklerdi? Nasıl sabrederdi? Gelirdi, sorardım ona ki Eren, hani yemeden gidiyorsunuz oğlum. Okulda aldığınız yemeklerle doyabilir misin? Annem diye hani bizim servis tabaklarımız var. Onları doldurup bize verirler. Yerim ben. Alma şansımız yok da ama arkadaşlarımın yemeyenlerin yemeğini yerim. Hani arkadaşım beğenmiyor. Sabah yemeğini yemiş. Bir çeşidi yedi de ötekini yemedi. Ben onları yerim diye. Onu ben bir anne olarak benim yanımda dediği zaman benim gururum ne kadar incindi. Ne kadar üzüldü. Niye benim evladımın yanındaki o diğer çocuklar yemeği doymuş, benim evladım doymamış. Ama o çocuklara hiçbir şey çaktırma ayrı. Şimdiki diyelim Eren'in yanında bir tahtadan oturak yaptım. O oturakları var ama onlar uzak oluyor. Bir tahta oturağı Eren'in baş ayağını saçını okşar gibi. Eren'im ben senden sonra bir parça ekmek buldum yedim ama ben babalarını kaybettiğim zaman ağlarım derim yani ne yapacağım ben bu çocuklara ne yapacağım? Eren benim önümde diz çökerek annem diyeyim. Ben seni yollar içinde bırakmayacağım. Ben seni bakacağım. Ve evladım şehit edildi ama bak benim Eren'im lafını yerine getirdi. Eren'in ekmeği bizim önümüze geldi. Biz Eren'in ekmeğiyle hayata durmaya çalışıyorum. Ben onları benim evladımla konuşuyorum ama cevap alamıyorum. Tabii ki benim evladım beni görüyor, cevap vermiyor, cevap vermiyor bana. Ben akşam oluyor çocuklar kapıyı, anahtarı içeriye alıyor gitti. Benim o kadar zoruma gidiyor. Baba demeyelim. Eren dışarıda diyelim. Kapıyı niye kilitliyorsunuz? Eren dışarıda kaldı, kapıyı kilitli ama. Çocuklar bana çaktırmadan anahtarı içeri alıyor. Ben anlattığım zaman almayayım. Benim Eren'im nereden olsa içeriye gireceğiydi, benim yanıma geleceğiydi. Benimle ne gördü bana anlatacaktı. Kim verdi o bir dilim ekmek bana diyeceğiydi. 4,5 yıl oldu. Ne 4,5 yıl? 4500 yıl oldu. Halen kabilerde aynı bugünkü gibi o acı benim yüreğime saplanmış. O benim evladım şehit edildiği zaman hangi zor durumdaydı? Hangi bir parça ekmek yoktu? Ne yokluklardaydı? Benim onları hiçbir zaman gözümün önünden gitmez. Ben o acılarla evladımın arkası yanına gireceğim. Ancak benim acılarım da orada bitti. Değilse benim evladımın
acısı öyle kolay kolay benim içerimden gitmez. Benim evladımın ne suçu, ne günahı var idi? Neydi suçu? 15 yaşındaki bir çocuk daha yatağa girip yatmamış. Bir parça ekmek bulup masasına koyup yiyip karnını doyurmamış. Çöplerden ayakkabı alıp gelip evde diktiğimiz iplik iğneleri lan diğer giyinen çocuk. Bu çocuğu şehit etmekten ne anladılar? Eren'im benim şu yakama takarsın bir açmamış gül, sen yürüdükçe o gül yakan da açar. Eren benim yakamdaki gülüm idi. Benden kopardılar, aldılar. Acaba benim bu bağırışlarım, bu ağlamalarım, bu çığırışlarım, benim bu kalbime saklanmış olan, saplanmış olan ok, benim bunların hesabını herhalde ki bana Allah'ımın önünde, adaletin önünde bana bir hesabını verecek. Ben de orayı bekliyorum. Kaç tane evladın olursa olsun, benim evlatlarım 13 tane ama hiçbir deneyi geride bırakıp da diğerini öne almam. Hepsi aynı benim kalbimde, aynı hızla da aynı yerde. O babadan sonra da daha yokluklara düştük. Eren'in acısı daha çok kalbime oturmuş. O daha çok benimle oturup hallaşan, ne dilekleri olduğunu bana anlatan, ne istekleri olduğunu bana diyen bir evlat idi. Ben dinledim, hepimiz umarım dinledik Ayşe anneyi. Çocuk vicdandır. Toplumun, dünyanın vicdanı çocuktur. Bir çocuk bağırmış, bağırmış yaşadığı sürece biz duymamışız. Aslında geri döndüremeyeceğimiz şey bu en temelde. Bir şekilde hayatta çocukların canını alabilecek kadar vicdanını kaybetmiş. Bir çocuğun canını alabilecek bir yerde, durdurmadan bunu yapabilecek bir şekilde böyle yaşayabilen terör örgütü, terörist, insan, her nerede kim varsa o vicdanı, o hayatı, o yaşama biçimini lanetlememek insan olmakla ilgili de şüpheye düşmektir. Diğer taraftan hayatta olan, yaşayan çocuklarımız var. Ayşe anne de en çok onlar için anlatıyor. Ve en çok Eren'i de anlatmak, anmak için birlikte anlatıyoruz biz. Kuru bir soru gibi alma ne olur. Benim elimden, bir ruh sağlığı uzmanı olarak, benim ekiplerimin elinden ya da bizleri izleyen insanların elinden ne geliyorsa iste, söyle bize. Bu programda olmak zorunda değil. Ne zaman olursa. Ben aynı başta da size dediğim gibi, ben hayatımda çarşıya pazara gitmeyen bir anne, benim dünyadan haberim olmayan bir anne, ben hayatımda o 13 kilometre olan çarşıya gitmiş bir anne değilim. Ben eşimi kaybedene kadar, evladım şehit edilene kadar gitmedim. Bu saatten sonra çarşıda, pazarda ne yapayım? Nasıl gideyim, ne yürekle gideyim? Benim şu yavrularımla bile bir parça ekmeğim, acım olmasın. O bir parça ekmekle ben mutlu olan, o evlatlar mutlu olan bir aileyim. Ben çok ileri bir hayat bilen bir anne değilim ki. Yani benim ayaklarım, benim evladım şehit edilene kadar şu ayaklarım ayakkabı giymemiş. Eren'den sonra aynı size dediğim gibi bir evladımın yanında dedim gitti bunları aldı. Buralardan ödüyor da İstanbul'lardan aldı, bana postayla gönderdi. Ben bunları ayaklarıma giyinirim, mecbur giyinirim. Yani yolculuğa çıkarsın giyinirim ama ben bunlardan utanırım. Bunları bana Eren giydirmiş. Eren'in kendi ayağında kara lastikleri var. Eren delikanlı çocuk. Ayakkabı giymemiş, annesi Eren'in üzerinden ayakkabı giymiş. Ben bu saatten sonra çok ileri bir hayat istemem. Ben bu acılan da Allah'ım bilir ama çok yaşayamam. Ben bu acıya dayanamayırım. Şöyle yapalım mı Ayşe annem? Beraber duralım. Seni de yormak istemiyorum. Biz biraz daha sohbet edelim seninle. Biraz konuşalım. Bize anlattıklarını hep beraber unutmayalım. O fotoğrafı unutmayalım Eren'le ilgili olarak. Eren'in bize öğrettiklerini unutmayalım. Başka çocuklar için unutmayalım. Devamını ben de getirmekte zorlanacağım. Biz biraz daha sohbet edelim seninle. Belki de şu saatten sonra yapabileceğimiz en vicdanlı şey
Başka çocuklar için onun o cümlesi ne? Aslında biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın çocuk, iyi ki varsın Eren ya da başka çocuklar cümlesinden öğrendiklerimizi hiçbir zaman unutmayalım. Bugün burada öyle duralım ama biz seninle devam edelim. Biraz dertleşelim.